Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaat-i Müslümin, geçen hafta Hazreti Nuh'tan bir miktar kaldı ama önemli olduğu için o kısmı da bitirelim Hazreti Nuh'la ilgili Hud suresinde. Ondan sonra Ad kavmine döneceğiz, Hud aleyhisselam'a döneceğiz. Çünkü Araf suresindeki dersimiz öyle devam ediyor. Şimdi hatırlarsanız geçen hafta Hazreti Nuh oğlu için Allah'a dua etmişti. Yani onu kurtarması için Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala da tabii bu öyle bir duanın yanlış olduğunu, peygamber çocuğu bile olsa hatır yapılamayacağını, kafirlere uygulanan cezanın ona da uygulanacağını, böyle bir duanın yanlış olduğunu söylemiştik, anlatmıştık da bu ayeti tam bitirememiştik. Manasını vermiştik, yorumu tam bitirememiştik. Ve oradan çok önemli modern hukukun temel kanunlarından birini çıkarmıştık hatırlarsanız. Yani hukuk tarafsızdır. Peygamberin çocuğu bile olsa peygamber onu kurtaramaz. Eğer ceza görmesi gereken kişi ise, bu da bize neyi veriyor? Yani bunu niye anlatıyor Allah-u Teala bize? Hazreti Nuh'un yanlış dua yaptığını ve bu duayı kabul etmediğini Allah-u Teala'nın, efendim neden bize anlatıyor onu diye sorarsak, işte bize bir ışık veriyor. Bu ışık şudur: bir çocuk devlet başkanının oğlu bile olsa ceza görecekse görecektir. İstisna eder. Felancının çocuğu sosyal statüsü ne kadar yüksek olursa olsun, suç işlemişse o cezayı görecektir. İstisna edilemez. Hazreti Nuh'a etmedi Allah-u Teala. Bak işte o ayeti okuyalım. O çocuğunun kurtulması için dua yapınca Allah şöyle cevap veriyor Hazreti Nuh'a. Gale ya Nuh. Allah dedi ki ey Nuh, innehu leyse min ehlik. O senin çocuğun senin ehlinden değil. Doğru, senin biyolojik çocuğundur ama fikir itibariyle, inanç itibariyle senin çocuğun değil. Yani biyolojik evlatlık bir şey ifade etmiyor. Aynı inancı paylaşmıyorsa. Çünkü iman kardeşliği biyolojik kardeşliğin üstünde. Anlıyor musun? Ha, bu senin ehlinden olmadı, kafir oldu yani. İnnehu amelun gayru salih. O çocuk, o senin çocuğun salih olmayan, iyi olmayan bir amel işliyor. Yani kafirliğe devam ediyor inkar. O zaman sana şu emri veriyorum. Ey Nuh, felâ tes'elni, isteme benden, mâ leyse leke bihi ilm, bilmediğin bir konuyu benden isteme. İnni a'uduke, sana öğüt veriyorum ey Nuh, Allah diyor. En tekûne minel cahilin, cahillerden olman konusunda seni uyarıyor, sana vaaz ediyor, öğüt veriyor. Cahillerden olman. Ha. Şimdi burada çok ilginç bir konuyu açıklayacağız. O da şu: Allah'a yalvarırken, Allah'tan bir şey isterken o şeyi bilmek gerekiyor. Bak burada Hazreti Nuh bilmediği bir şeyi benden isteme diyor Allah. Bu bize neyi söylüyor? Bizi eğitiyor. Hazreti Nuh sadeydi yani. Hazreti Nuh vefat. Ama bu ayet
kıyamete kadar baki, kıyamete kadar insanlara şu övgü veriyor buna, şu emri veriyor. Bilmediğim bir şeyi benden istemeyecek çünkü Allah'ım. Demek ki bilgi ile dua arasında bir irtibat kuruyor Allah-u Teala. Dua bilginin üzerinde oturmalı. Dua bilginin üzerinde oturmalı. Bir şey isteyeceksen Allah'tan o şeyi bileceksin. Bak. Şöyle. Şimdi bunun başka bir kuralını da aynen bu tarzda İsra suresinde koyuyor Allah-u Teala. İsra suresinde buyuruyor ki Yüce Rabbim, bunu daha evvelden ben size bir anlatmıştım. Buraya geldiğimiz zaman tahmin ediyorum. Efendim, buyuruyor ki Yüce Rabbim, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ ardına düşme, ardına düşme, peşinden gitme. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ onun hakkında bilgin olmadığı, bilgin olmayan bir konunun ardına düşme. Aman ya. Bakın şu ayet muhteşem. Mesela kız çocuklarının evliliği konusunda çok önemli bir paroladır bu. Çok önemli bir kural. Bilmediğin, tanımadığın bir delikanlı peşine düşmeyeceksin efendim. Bak, şimdi uygulayalım. Erkek için de böyle. Tanımadığın bir kızın peşine düşmeyeceksin. Tanımıyorsun. Geçişini bilmiyorsun. Evet, benim için geçiş önemli değil efendim. Şimdi bu işleniyor. Ha, ben evlenirim. Ha işte iki sene, iki gün sonra boşanırsınız. Olay bu. Yani evlilik olayında bilgi olacak. Bilgin, bilgin. Evlilik olayında bilgin olacak. Sadece duygunun değil. Sevdim. Çok yakışıklı, çok güzel. Sevdim. Bilgi, bilgi. Bak, ben demiyorum. Şimdi bu ayeti uyarlayalım. Bunu uyarladık ona ailenin kuruluşuna. Ha, uyarla bunu siyasete. Bilmediğin, doğruluğunu bilmediğin bir şeyin ardına düşeceksin kardeşim. Böylece siyasette bilgi ol. Bilgin ol. Bileceksin o konuyu. Bilerek siyaset uygulayacaksın kardeşim. Şimdi bunu anlatayım size. Bunu Batılılar nasıl anlatıyor? Bakın şimdi. Şimdi Batılılar diyorlar ki eğitim felsefesinde, eğitimde, eğitimde. Bunu bir arada söylemiş olmam lazım ama ne zaman bilmiyorum. Diyorlar ki şu dört tane şey var. Bu dört tane şeyi bileceksin ki bir eğitim faaliyetini kritize edebilesin, tenkit edebilesin veya uygulayabilesin. Bir numaralı şey insanın tabiatını bileceksin, doğasını. İnsanın doğasında Allah neler yaratmış, hangi duyguları, hangi şeyleri, kabiliyetleri, yetenekleri bilerek o çocuğu eğiteceksin. Şimdi hafızlık yapma kabiliyeti olmayan, hafızası olmayan bir çocuğa zorla hafızlık yap. Olmaz ki. Bilgi. Yani psikoloji bileceksin. Allah'ın fıtrat kanununu bileceksin. Yaratılış kanunu. İki, toplumun tabiatını bileceksin. Toplumun tabiatını diyor. Bak bak bak. Batılılar söylüyor bu. Ben söylüyorum. Kitaba yazdım ben. Kendi kitapla bunu koydum. Toplumun tabiatını bileceksin diyor. Bak ne demek toplumun tabiatını bilmek? O toplumun kültürünü bileceksin, manevi yapısını bileceksin, dini nedir bileceksin. Yani o toplumun bir örf adetleri, gelenekleri, bir din anlayışı, bir din yapısı vardır. Bunu bilmeden eğitim uyarlayamazsın. Bak şimdi. Neden Türkiye'de eğitim sistemli, verimli değil? Neden? İşte ha bu. Bak. Ne o? Çünkü biz kendimiz eğitim felsefesi üretemiyoruz. Devşirme eğitim felsefesi alıyoruz, dışarıdan ithal ediyoruz.
O da toplumun yapısına ya dar geliyor ya geniş geliyor. Ya toplumun yapısını bileceksin yani. Şimdi sen benim vücut yapımı bilmiyorsan gidelim bayrak kılıcıya bir kat elbise alalım. Hiç bana numaramı sormadınız. Kafadan devşirme elbise getirdin beni ölçmeden, biçmeden, benim yapımı bilmeden bana elbise alın. Ya dar gelir ya bol gelir. Öyle değil mi? Geçen bir öğrencim bana hediye getirdi. Gömlek 43 numara. Olmadı. Bir şey var. Ha, toplumun yapısını bilerek eğitimi uygulayacaksın. Bilerek. Bilgi, bilgi. Şimdi sen Hristiyan ülkesine uygulamış bir eğitim anlayışını getir, Müslüman ülkeye uyguluyorsun. E kardeşim, orada İncil hafızlık, Kur'an kursu yok ki. İncil kursu yok ki. Ama burada Kur'an kursu var kardeşim. Adam şimdi batı kafasıyla yetişmiş, diyor ki bu Kur'an kursu nedir? Adama diyorum, konuştum ya, konuştum dedim size anlattım geçen. Ya hafızlık var işte, batı dünyasında yoktur dedim efendim. Bu Türkiye, Türk toplumunun yapısıdır bu, Müslümandır. Bu Müslümanın kaynağı Kur'an'dır. Ha, şimdi sen batı dünyasında İncil kursu bulamazsın. İncil kursu, Kur'an kursu, bizde Kur'an kursu. Benim kitabım ezberlenir, İncil ezberlemezdir. Dünyada hiçbir papaz İncil ezberlememiş. Hiçbir haham Tevrat'ı ezberebilmez. Ama bizde milyonlarca insan vardır, hafız vardır. Bunlardan biri ben dedim ona. Şimdi bizim dinimizin yapısı farklı. Sen şimdi oradaki eğitim anlayışını buraya getir, adam diyor ki ya bu nedir diyor ya, bu Kur'an kursu nedir diyor ya. Batı dünyasında yok mu? Ulan ne alakası var Batı dünyası Kur'an? Adama bak, bu adam beni idare edecek. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi bak, bu ayete gelmeyi bulduk oraya şimdi. Ha, nedir o? Bilmediğin bir konunun ardına düşmeyeceksin. Bu toplumu tanıyacaksın. Bu toplumun yapısını tanıyacaksın. Kültürel yapısını, manevi yapısını, dini yapısını tanıyacaksın. Ona göre siyaset uygulayacaksın. Ya bak neler diyeceğim de diyemeyelim. Şimdi velâ tekfû mâ leyse leke bihî ilm. Şimdi biz üniversitemiz hayal peşinde. Bilmeden iş yapıyor. Onun için 500 tane üniversite arasında bir tane sokamıyor. Dünyada 500 tane üniversite sıralamıyor, Türkiye'de bir tane yok oluyor. Sen ne yapıyorsun burada kardeşim? Allah aşkına sormazlar mı sana? Sen ne üniversitesin? Sen nasıl eğitim yapıyorsun? Çünkü biz hurafelerle uğraşıyoruz efendim. Biz taklitçiyiz. Onlar ne derse biz onu deriz. O A der, biz de A der. Batı'da B der, biz de B deriz. E Batı'daki ilmi araştırmaların %5'i geliyorsa da hem de asırlarca evveli yapılanı takip ediyorsun kardeşim. Ben askerdeyken 1945 doğumlu tüfekle atış yaptım. 1945 doğumlu, benden önce doğmuş. Arkadaşlar dedim, abura bak ya. Benden önce doğmuş bu tüfek dedi, ben ona şimdi atmışlar. Şu ara bak. Kargalar gibi. Burada şimdi söylüyor, bak diyor şimdi, bak bak ne diyecek şimdi Allah. Ama şu Kur'an'a bakın ya, aman ya. Diyor ki şimdi, bilmediğin bir şeyin ardına düşme. E düşsek ne olur ya Rabbi? Hep düşüyoruz zaten ya. E düşsek ne olur, onun da cevabını veriyor. Bak, inne sem, çünkü kulaklar, vel basar, gözler, vel fuade, gönül, küllün hepsi, ulaike akâne anhu mesûle, bundan sorumludur. Bilmediğin bir şeyin ardına düşersen senin kulaklarını, senin gözlerini, senin gönlünü sorumlu tutacağım bundan diyor. Dikkat et! Şu Kur'an'a bakın ya kardeşim. Kur'an'a bakın ya Allah aşkına ya. Bu kitabı bir okusalar ya bu dünya Müslüman olur. Hayat işi bitiriyor. Hatta Allah diyor ki, şimdi burada kulak dediği, göz dediği bu duyu organları yani. Aslında neyi kastediyor bu gözden, kulaktan? Beyin, zihin.
Senin zihnini bile zorunlu tutacağım, gönlünü de. Fuat, gönül. Şimdi düşünebiliyor musun bunu şimdi? Şunu olan, şu ayeti kerimenin parola olduğu bir üniversitede hep yeni şeyler üretilir. Yeni, yeni, yeni. Şimdi burada, burada Hazreti Nuh'a da ta Hazreti Nuh'a dedi ki bilmediğim bir şeyi benden isteme. Yani böyle bir şeyle konuşuyorsun bana diyor Allah-u Teala Hazreti Nuh'a. Böyle bir dualar yapıyorsun benden bir şeyler istiyorsun ama bildiğin yok. Öyle dua edeyse duruyorsun ama yani bir şey bir bilgin yok. Ama sana bir şey öğüt vereyim sana bak. Ey Nuh. İnni a'udhu en tekune minel cahilin. Cahillerden olmaman konusunda seni uyarıyorum. Demek ki bilmediğin bir şeyi istemek cehalettir. İşte ayet dedi. Hemen Hazreti Nuh irkildi ve şöyle dedi Allah'a. Bunun üzerine Allah'a şöyle dedi. Gale Rabbi. Hazreti Nuh dedi ki ey Rabbim. İnni a'udu bike sana sığınırım. En es'eleke ma leyseli bihi ilm. Bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım ya Rabbi dedi. Hatta hatta. A'udu bike. Allah'a sığınırım. Ha, anladın mı şimdi dünyanın kaçacak olduğunu? Hazreti Nuh anladı. Almadı da hemen tövbe etti. Ya Rabbi bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım dedi. Ve illa tevfirli. Eğer beni affetmezsen ve terhamni bana merhamet etmezsen ekim minel hasirin kaybedenlerden olurum. İflas edenlerden olurum. Ya Rabbi beni affet diye. Aynı duayı Hazreti Adem yaptı. Gâle Rabbena zalemna enfusena ve illen tevfirlena ve terhamna lenekûnen minel hâsirîn. Hazreti Adem'in duasını aynen tekrarlıyor. Bakın peygamber duası. Peygamberler duası. Sanki peygamber değil. Peygamberler duası. Yani ne diyor Hazreti Adem? Ne buyurdu Hazreti Adem? Ya Rabbi bizi affetmezsen hanımıyla beraber bize merhamet etmezsen iflas edenlerden olur. Aynısını torunun torunu olan torunun torunu olan Hazreti Nuh da aynı duayı yaptı. Ve illa tevfilli ve terhamni ekum minel hasirin dedi. Tabi bunu Allah-u Teala Arapçaya tercüme ediyor. Levh-i Mahfuz'dan öyle gönderiyor. Tabi Hazreti Nuh bu şekilde bu dille konuşmadı ama yani onun dediğini Allah-u Teala Arapçaya tercüme etti, bize gönderdi. Bunun üzerine Allah-u Teala bak ne dedi ya. Gıyle denildi. Yani Allah dedi. Ya Nuh, ey Nuh. İhbit biselamin minna ve berekatin aleyke ve ala ümemin mimmen ma'ak. Çok hoşuma gider o ayet. Ümemin mimmen ma'ak. Öyle okunuşu hoşuma gitti. Hep mimden mime gidiyor. Hep mimden mime. Evet. Denildi ki ey Nuh. İhbit in. İn. Bir selamin. Selametle. Esenlikle in. Minna benim tarafımda. Artık sana esenlik veriyorum ey Nuh. Gemin geldi. Cüli dağına oturdu. İn. Ve berekatin aleyke. Sana bizim bir bereketimiz olarak bir esenliğimiz olarak in sana ve ala ümemin mimmen ma'ak ve seninle beraber olan insanlara olan bereketimiz, selametimizle in oradan ya yahu ve ümemun ve ümmetle senimetti'uhum onları faydalandıracağım sümmeyi mesruhum sonra onlara yapışacak minne azabun ilim bizim tarafımızdan bir azabın elim onlara yapışacaktır. Yani senin yolundan gitmeyen, senin onlara önerdiğin
yoldan gitmeyenlere efendim bizim azabımız dokunacaktır diye